Bir videomuz daha var, görelim. İplant yaptıran birisi öldüğü zaman implantların sökülmesi mi gerekiyor yoksa öylece mi defnedilmesi gerekiyor? Evet, implant işi olan bir kişinin vefat ettikten sonra onları sökmesi, çıkartılması gerekir mi o kişiden? Niye çıkaralım, niye eziyet edelim, değil mi? Niye çıkaralım? Tekrar bu altın gibi bilmem filan değil ki sonradan alınır, satılır, mezarda israf olmasın diyecek halimiz de yok. Peki altın diş, gümüş diş olursa onları yani, çıkarmak uygun o halde? Şayet zor olmayacaksa öyle yani. Yani acı demeyelim de rahatsız etmeyecek şekildeyse. Etmeyeceksek tabii kolaysa evet, hala. Evet. Olabilir diyorsunuz. Peki ikinci şifreyi az sonra paylaşacağız. Bir video soru daha görelim. Az sonra Instagram sorularına bakacağız. Benim bir kardeşim var. Bir gece rüya görüyor. Rüyasında kalktığı zaman Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş. Hiç Kur'an-ı Kerim'i okumadığı halde. Ve bu sebepten dolayı bu ilim daha çok yükseldi. İlmi daha çok yükseldi hocam. Ve Kur'an-ı Kerim'i bitirdi. Bir günde bitirdi hocam. Yani Allah okuduğu her şeyini biliyor. Ve bazı din adamlarının yanına gitti hocam. Bazı müftülerimizin yanına gitti. Acaba ne kadar doğrum var, ne kadar yanlışım var diye. Hepsi doğru çıktı hocam. Bir de bazı din adamlarımız, yani çok bilen, bilgili din adamlarımız onu bir sınava koydular hocam. Hiç bilmediği şeyleri, hiç duymadığı, hiç çalışmadığı, yani hiç bir yerden almadığı şeyleri hepsini biliyordu ve bu sınavı başarıyla geçti hocam. Bir de bir insanın hakkında ne varsa söylüyor ve doğru çıkıyor hocam. Acaba bu nedir? Bunun manası ne bilmiyorum ama kardeşim kendini Allah'a adadı. Yani çok seviyor ve din yolunda yani kendine bir sürü arkadaşlık edindi. Her yerden İslam'a doğrultuyor herkesi. Ve hocam bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama açıklamasını istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla izleyicimizin anlattığından benim çıkardığım rüyadan sonra bunların hepsi oluyor. Rüya gördükten sonra Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş şekilde bir günde uyanıyor izleyicimizin kardeşi. Dini konularda da bilgisi aşırı derecede artıyor o rüyadan sonra, fazlalaşıyor. Bunun hikmeti nedir diye soruyor izleyicimiz. Bir de bir insan hakkında bilinmeyen bir şey söylüyor ve o çıkıyor diyor sonra. Hepsi bu rüyalardan sonra olmuş. Muhsin Bey, şimdi peygamberlik müddeti kaç seneydi? 23 sene. 23 senede 6 ay var ki vahiy nasıl geldi? Rüya şeklinde. Evet. 23 senenin 6 ayı. 23 senede kaç tane 6 ay var? 46 tane. Evet. 6 ay var. Yani demek ki ilk 6 ayı var ki Peygamberimizin rüya şeklindedir. Mesela bakın Efendimiz ne buyuruyor? Lem yebka minen nübüvveti illel mübeşşirat. Peygamberlikten hiçbir şey kalmadı. Ancak müjdeci rüyalar kaldı. Ahir zamanda ümmetimin gördüğü rüyalar şafak vakti gibi aynen çıkacaktır buyuruyor. Belki kardeşimizinki böyle olmuş olabilir. Yani hı-hı, böyle belki yorumlayabiliriz. Hı-hı. Yani bir müjdeci bir rüya şeklinde yorumlayabiliriz. Yani. Evet. Evet. Olumsuz bir durum söz konusu değil. Değil. Bundan tabii dolayı da rahatsızlık duymayın diyorsunuz. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize.